Sevgili kardeşlerim, İbn-i Mace'nin Hazreti Ebu Said'il Hudri radıyallahu anh'tan naklettiği bir hadise kulak verelim. Hazreti Ebu Said'il Hudri radıyallahu anh diyor ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ Sizden hiç kimse nefsini tahkir etmesin, kendini alçaltmasın, kendini küçültmesin. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهُ كَيْفَ يَحْقِرْ أَحَدُنَا نَفْسَهُ Sahabeler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bizden birisi kendini nasıl tahkir eder, kendini nasıl alçaltır ve küçültür? قال Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, يَرَى اَمْرًا Bir işi görür. لِلَّهِ عَلَيْهِ ف۪يهِ مَقَالٌ Allah için o işte konuşmak vardır. ثُمَّ لَا يَقُولُ ف۪يهِ Sonra susar, konuşmaz. فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Aziz ve celil olan Allah, kıyamet gününde ona der ki, مَا مَنَأَكَ أَنْ تَقُولَ ف۪ي كَذَا وَكَذَا Şu meselelerde seni konuşmaktan men eden neydi? فَيَقُولُ O kul der ki, خَشْيَةُ النَّاسِ İnsanlardan korktum. فَيَقُولُ Allah der ki, فَاِيَّاَيَ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ تَخْشَى Sen ancak ve ancak benden korkmalıydın. Senin benden başkasından korkma hakkın yoktu. Kendisinden korkulmaya layık olan ancak bendim der. Evet kardeşlerim, Allah için konuşulması gereken bir yerde susmak, konuşmamak, kelimenin tam manasıyla kendini tahkir etmek ve alçaltmaktır. Niye? Çünkü bunda haksızlığa karşı sükût vardır ki bu asla bir müminin sıfatı olamaz. Başka ne vardır? Hakka karşı bir hürmetsizlik vardır. Halbuki hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Hem bizler yeryüzünde halifeyiz. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek gibi bir vazifemiz var. İşte bu sükûtta bize emanet edilen bu vazifeyi yapmamak da var. Ve tüm bunları Allah için yapmak lazımken insanlardan korkup yapmamak. Allah için konuşmak varken insanlardan korkup konuşmamak. Haksızlığa karşı hakkı haykırmak varken insanlardan korkup susmak. Hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmemek lazımken bu hatırı İnsanlara feda edip susmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle alçakça bir iştir ki, kul kendini alçaltmış, tahkir etmiş ve küçültmüştür. Belki de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini en veciz bir şekilde izah eden Hazreti Ali radıyallahu anh'tır ki, o şöyle demişti. Haksızlık önünde eğilmeyiniz, bükülmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Peki, hakkı konuşmak gereken bir yerde konuşmadık, sustuk. Bu bizim yanımıza mı kalacak? Elbette kalmayacak. Dünyada şerefini kaybetmiş, hakir ve zelil biri olacağımız gibi, aziz ve celil olan Allah, kıyamet gününde bizi hesaba çekecektir. Seni şu meselelerde konuşmaktan men eden, adeta dilsiz kılan nedir diye soracaktır. O sahneyi bir düşünün. O anda insanın Allah'ın huzurunda ben insanlardan korktum da onun için sustum demesi nasıl bir utançtır. Allah da zaten onun bu amelini yüzüne vuracak ve kendisinden korkulmaya layık olan ben değil miydim diyecektir. Evet, korku hissi insanın sadece bu dünyada kendisini emniyete alması ve hıfz-ı hayat için verilmiş bir duygu mudur? Bu duyguyu sadece dünyaya ve içindekilere çevirmek, insanın hem dünyasını hem ahiretini perişan eder. Dünyada fanilerden korktuğumuz kadar Allah'tan korkamıyorsak, istikbalimizden korktuğumuz kadar hakiki istikbal olan kabirden, hesaptan, cehennemden korkamıyorsak, bizler bu duyguyu
layık olan yerde kullanamıyoruz demektir. Ne yapmak lazım? Böyle kıymetli ve yüksek bir duygu sadece şu fani hayat için verilmemiştir. Allah hakimdir, abes iş yapmaz deyip bu duyguların yönünü Allah'a ve ahirete çevirmek lazımdır. Evet kardeşlerim, bizim susma gibi bir hakkımız yok. Ancak hakkı söylemek gibi bir vazifemiz var. Şimdi soruyorum. Ashab-ı Kehf'i hepiniz bilirsiniz. Onları Kur'an'a sokan ve kıyamete kadar gelecek insanlara bir numune-i imtisal yapan hangi ameli? Çok mu namaz kılmışlardı? Çok mu ibadet etmişlerdi? Hayır kardeşlerim. Onları Kur'an'a sokan ağızlarından çıkan bir çift söz idi ki Kur'an şöyle haber veriyor. اِذْ قَامُوا قَالُوا Zalim hükümdarın karşısında kıyam edip ayağa kalkarak şöyle demişlerdi. رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bizim Rabbimiz yerlerin ve göklerin Rabbidir. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا Ondan başkasına ilah deyip asla yalvarmayız. İşte zalimlere karşı hakkı korkusuzca haykırdılar. İnsanlardan değil ancak Allah'tan korktular. Bu amellerin Allah katındaki kıymetine bakın ki Allah onları yüceltti, kelamında zikretti. Hakkın hatırının hiçbir hatıra feda edilemeyeceğini onlar ile tüm insanlığa ders verdi. Hatta onların peşine takılan Kıtmir isminde bir köpek de aynı lütuflara mazhar olmuştu. Sanki Allah şunu diyordu. Hakkı konuşamıyorsan, bari konuşanların arkasında duran bir kıtmir ol. Belki ilahi lütuf seni de mahrum etmez. Evet, önümüzde iki yol var. Ya Allah için konuşulması gereken bir yerde mertçe, yiğitçe konuşmak, dünyada ve ahirette aziz olmak, ya da insanlardan korkup susmak, bununla dünyada şerefini ve kıymetini kaybedip ahirette zelil olmak. Rabbimiz bizleri kendisi için konuşanlardan eylesin. İnsanlardan korktuğu için susanlardan eylemesin. Ve duamız şu olsun. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzukna ittiba'ah. Allah'ım bizlere hakkı hak gösterip hakka tabi olmakla rızıklandır. Ve erinel batıla batılan ve erzukna içtinabeh. Batılı batıl gösterip ondan yüz çevirmekle rızıklandır. Amin, amin, amin.